Arkadaşlar merhabalar. Aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakkında bilgi verilen eserler aşağıdakilerden hangileridir? 1. Uygur dönemine aittir. Beşbalıklı Şıngut Seyli Tutun tarafından Çince'den Uygurca çeviri yapılmıştır. Burkancılık adına verilen Budizmin esaslarını 1. İçinde Çaştani Bey, Dantipali Bey ve Şehzade ile Aşpars hikayeleri vardır. Bak. Burada şuna dikkat edin. Budizmin esaslarını verir. Budizmin esaslarını verir diyorsa Mebin kazanımlarında 8 yükmek ve altın yarık vardır. Tamam biz. Ama buraya dikkat edin. İçinde hikayeler varsa Çaştani Bey, geyiklerin beyini öldüren Dantipali Bey, açlıktan ölmek üzere olan bir parsa kendini yemeden Şehzade ile Aşpars hikayesi. Ve bu hikayelerin hepsi canlar öldürülmesin mesajı verir. Canlar ölmesin. Çünkü Budizmin esası budur. İçinde hikaye verilir diyorsa bu altın yarıktır. İkisi de Budizmin esasını anlatır ama hikayeler anlatan altın yarıktır. Direkt 8 bölüm halinde anlatan 8 hükmektir. Altın yarık ışık demektir. Altın ışık. 8 hükmek de 8 yığın demektir. O zaman bu altın yarıktır. Öbürüne bakalım. Torca'dan çeviri bir eserdir. Uygur dönemine aittir. Müslümanların Mehdi'si gibi gökten inip insanları Nirvana'ya ulaştıracak Burkan'ı anlatır. Burkan, Budizmin, Budist olma yolunda ilerleyen adaydır. Yani bir imamdır. İmam düşünün. Budur. Tiyatro eserine benzediği için işte bu kelime, anahtar kelime tiyatro. Türklerde, Uygurlarda tiyatronun başladığını inanılır. Sebebi de Maitri Simit adlı eserdir. O yüzden cevabımız hangi şıktır arkadaşlar? Edirne'dir. Diğer eserlere bakalım. 8 Hükmek 8 bölüm Budizmin esaslarını anlatır. Kanayam Kara, Papam Kara iki tane şehzade vardır. Kanayam Kara ve Papam Kara iyi düşünceli şehzade de kötü düşünceli şehzade. İyi düşünceli şehzade insanların iyiliği için çalışır. Kötü düşünceli şehzade de zıttına kötülük için çalışır. Bunu anlatır. Irk Bitik Fal kitabıdır. Fal görürseniz bunu işaretleyeceksiniz. Yitikyan Sudur'da Türklere ait ilk gök bilimi astronomi metnidir. Tamam mı? Yani cevap Edirne ama diğerler hakkında da bilgi sahibi olmuş olduk. Şimdi geçiş dönemi. Arkadaşlar Türkler bildiğiniz gibi ilk önce hangi dinlere inandılar? Şöyle ben bir size minicik bir söyleyeyim. Gençler Türklerde şamandı. Şamanizm denen gök tanrı. Sonra Budizm. Sonra Maniyeizm. Bir bölümde Hristiyan astrolojide. Sonra bunları bırakıp İslamiyet'e geçtiler. Hadi bakalım Müslüman olalım. Hadi olalım. Hadi yarın Müslümanız. Diyemezler ki. Bugün ben size desem. Tövbe estağfurullah. Yarın X dinini kabul edeceksiniz desem. Yarına kadar X dininin süper bir savunucusu olabilir misiniz? Hayır. Bu geçiştir. Yavaş yavaş. İşte bu geçiş dönemi genelde Karahanlara rast gelir. Geçiş dönemi eserlerine şöyle bir bakınca. Kutadgu Bilik vardır. Divan-ı Ligat-ı Türk vardır. Atabetül-i Hakkayık vardır. Divan-ı Hikmet vardır. Tamam. Şimdi bakalım. Kutadgu Bilik'te bulunan karakterler. Hükümdar Küntogdu. Küntogdu adaleti temsil eder. Evet. Vezir ait oldu. Bahtı temsil eder. Vezirin oğlu ögdülmüş. Aklı temsil eder. Zaten ömek düşünmektir. Vezirin kardeşi dindar kişi od kurmuş. Akıbeti temsil eder. Dört sembolik kahraman vardır. Ve bunlarla beraber eser anlatılır. O zaman bakalım. Küntogdu, ait oldu, ögdürmüş, oldurmuş. Ögdürmüş, oldurmuş insanlar çok karıştırıyor. Unutmayın, ömek düşünmek demektir. Bugün öğrenmek kelimesi de buradan gelir. Ve o yüzden akıl vezirin oğludur. Odgurmuş da din, akıbet, az yaşa, çok yaşa, akıbet gelir başa tarzındadır. Demek ki bu muhteşem eser Kutadgu Bilik'tir. 6645 beyitten artı 174'lükten oluşuyor. Ve tamamen aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Şehname veziyle
aruzun feilün 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 feil kalıbıyla feilün kalıbıyla yazılmıştır. Tamam mı? O zaman bu eser bizim açımızda değerlidir. Bir metin verilirse Kutadgu Birliği'ye ait olduğunu anlamak için kelimeye kalacaksınız. Mesela adalet geçecek, baht geçecek, akıl geçecek, düşünmek geçecek. Tamam mı? Küntoğdu geçer. Bunlara dikkat edin. Geldik. Ansiklopedik bir sözlük ve dil bilgisi kitabı olan Araplara Türkçeyi öğretmek. Arapçanın, Türkçenin de Arapça gibi zengin bir dil olduğunu göstermek amaçlı yazılmıştır. Tamam mı? Türk boylar hakkında da bilgi verir. Hatta arkasında bir Türk dünyası haritası vardır. Bu Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügati Türk'tür. Doğru mudur? Evet. Ve Türkçenin Arapça ile at başı gittiğini söyler. Bak Türkçe Arapçadan üstündür demez. Arapça ile at başı gitti der. Ve Abbasi halifesi Ebu Kasım Abdullah'a sunmuştur. Değişik kaynaklar başka bir şey dese de siz Ebu Kasım Abdullah diye bileceksiniz. Tamam mı? Kutadgu Birliği kim yazmıştı? Yusuf Asacip. Divan-ı Lügati Türk kim yazmıştı? Kaşgarlı Mahmut. O zaman cevap Bursa'dır. Dağ-ı İspesalar Bey şeklinde başlıyor. Ve yukarıda verilen şiir parçası hangisinden alınmış olabilir? Bak arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bu eser anahtar kelimelerini yazacağım şimdi. Atabetül Hakayık. Atabetül Hakayık anahtar kelimesi bir. İspesalar ya da İspesalar Bey'e sunulmuştur. Ve bu neden bahseder? Cimriliğin kötü olduğunu, cömertliğin iyi olduğunu, doğruluğun önemli olduğunu. Bu gibi hususlardan bahseder. Kutadgu Birliği'ye biraz benzer. Öğüt niteliğindedir. Eğer Kutadgu Birliği olsaydı bu Tapkaç Buğrahan'a sunulmuş olacaktı. Bak, Divan-ı Lügati Türk olsaydı burada geçecek isim Abbasi Halifesi Ebul Kasım Abdullah olacaktı. Tamam mı? Burada Dağ-ı İspesalar Bey dediği için bu direkt olarak Atabetül Hakayık'tır, Adana'dır. Bak doğruluk, cimriliğin kötülüğü, hasetliğin kötülüğü, cömertlik, iyilik, doğru sözün önemli olduğunu, yani kısacası bu tür öğütler verir. Bakalım. Yukarıdaki şiir parçaları aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmıştır? Şimdi şöyle düşün. Öğüt veren, doğru olalım, yalan söz söylemeyelim gibi öğütler hangi eserdendi? Atabetül Hakayık'tandı. Doğru mu? Hocam Atabetül Hakayık kim yazdı? Edip Ahmet Yükneki yazdı. Bakın. Köni söz asel tek bu yalgan basal. Bunu veriyor ama çevirisi önemli. Yalan soğan gibi baldır doğru söz. Bal ye soğan yiyip acıtmaz. Yalan söz hastalık doğru söz şifa. Bak sözün doğruluğundan bahsetti. O zaman bu Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki. Tamam mı? Geldik buraya. Ben de nice yaş yaşasa ölmesi var, gören göze bir gün toprak dolması var. Bak ölüm. Bu dünyada sefer kılanın gelmesi var, ahirete sefer kılan gelmesiymiş. Ahiret diyeyim. Şimdi ne yazacağım? Buraya bir eser yazacağım. Divan Hikmet. İlk Türk tarikatçısı ve ilk Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi yazmıştır. Hoca Ahmet Yesevi'nin yazdığı Divan Hikmet adlı eser bizim açımızdan inanılmaz derecede değerlidir. Ve bu eser dörtlüklerden oluşmuştur. Ve 12'li hecörtüsü vardır. Ve bize din, tasavvuf sade bir dille verilir. Ve yeni kabul edilmiş bir dinin esasları halka sevdirilmeye çalışılır. Ve Hoca Ahmet Yesevi 63 yaşından sonra peygamberimiz rahmetli olduğu için 63 yaşından sonra peygamber bile o zamana kadar yaşamış. Ben dağda yaşamam deyip yerin altına bir yer kazdırıp çilehanede çilehanesine çekilir. Kendini ibadete verir. O yüzden bu eser Divan Hikmet'tir. Bu eser Atabetül Hakayık'tır.
Anlaştık mı? O zaman cevap Edirne, Atabetül Hakayık ve Divan Hikmet. Bak içeriklerden bir şeyleri tespit edeceğiz. Yukarıdaki öncüllerde verilen bilgilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Şimdi burada bir değişiklik yapıldı. Müfredat değişikliği olacak. Tamam mı? Çünkü Kutat Dede Korkut hikayelerinin yeni nüshaları bulunduğu için özellikle bunu vermek istedim. Tamam mı? Şimdi bak. Bu da bir geçiş dönemidir. Niye? Bu da destandan halk hikayesine geçiş dönemidir. Aynı zamanda İslamiyet. İkisi de kapsar. Şimdi destan dörtlüklerden oluşur. Sadece manzumdur. Şiir şeklindedir. Manzum demek şiir. Ama halk hikayesi hem düz yazı hem şiir. Olay anlatan yerler düz yazı, duygu anlatan yerler şiirdir. Şimdi bunların Dede Korkut hikayeleriyle alakalı hangisinde yanlışlık vardır? Vatikan, Dresden ve Türkistan nüshaları vardır. Tamam mı? Şimdi Vatikan, Dresden ve ne nüshaları varmış? Türkistan nüshaları varmış. Eskiden hep Vatikan, Dresden. Şu anki kaynak kitaplarınızda benim kaynak kitabım hariç Vatikan, Dresden geçer. Ama Vatikan, Dresden ve Türkistan yeni bulundu. 3 nüshası vardır. Doğru. Bir mukaddime 14 hikayeden oluşur. Bu da doğru. Elinizdeki kitaplar mukaddime giriş 12 hikayedir. Hayır, 14 hikayedir. Mesela Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi, değil mi? Mesela bu bir hikayedir. Savur Kazan, değil mi? Mesela başka Deri Dumrul. Bu eskiden 12 idi, artık 14. Dede Korkut isimli bir şahıs tarafından yazıya geçirmiştir. Hayır. Halk hikayeleri ve destanlar nasıl oluşurlar arkadaşlar? Bir kişi tarafından yazılmaz. Aksine anonimdir. Hocam Dede Korkut'a niye geçiş diyoruz? Çünkü tam destan ile halk hikayesinin arasındadır. Destan çok olağanüstüdür. Halk hikayesi gerçek artı olağanüstüdür. Destan tamamen şiirdir. Düz yazı artı şiirdir. Çünkü ilk defa Dede Korkut hikayelerinde düz yazı da vardır, şiir de vardır. Ve bu yüzden bizim açımızdan değerlidir. Tarık Tekin bularak Türk dünyasını tanıtmıştır. Hayır, bu da yanlış. Manzum mensur karışık, evet. Manzum ne demek? Şiir. Mensur ne demek? Düz yazı. Evet, geçiş. Şiir, düz yazı karışıktır. Hristiyan Kıpçaklar ile Müslüman Oğuzların mücadelesini anlatır. Evet, iki Türk. Kıpçak Türkleriyle Oğuzların mücadelesini anlatır. O zaman yanlış olan 3-4 Bursa'dır. Şimdi anonim halk edebiyatına geçtik. Bildiğiniz üzere halk edebiyatı 3'e ayrılır. 1. Anonim. Yazanı şairi belli değil. 2. Aşık. Belli kişiler yazdı, yazanı belli. Dini var. Tekke ya da dini tasavvuf. Halk edebiyatı olarak içeridir. Anonim, yazan şair belli değildir. Aşağıdakilerden hangisi de verilen bilgiyle? Parantez içindeki kavram uyuşmamaktadır. Verilen bilgiyle kavram uyuşmaz. Halk edebiyatına has bir türdür. Anonim, halk edebiyatının en küçük nazım birimidir. Divan edebiyatındaki rübai ile uyak düzen aynıdır. Evet, 1, 2, 3, 4. Sadece 1, 4. Kafiye şeması A, X, A. Rübainin de aynı. Ve yedili ölçüsüyle kullanılan en küçüktür, malidir. Doğru. Divan edebiyatında muamma ve lügaz olarak bilinen, evet bilmece olarak bilinen, anormal edebiyatta karşılıdır. Bilmece. Doğru. Köylerde, kasabalarda şiire meraklı kişiler, saz şairlerini şiirlerini defterlerde toplamışlardır. Kendi zevklerine göre tuttukları meşik kaplı defterlerdir. Supara, sefine, dana dili, sığır dili adı verilen bu defterler cönklerdir. Bunlar uzun incedir, yukarıdan aşağı açılır. İmralar çok düzenli değildir. Köyde okuma yazma bilen birisi duyduğu şiirleri toplar, cönktür. Şiir düz yazı şeklinde oluşan, bir önce bahsetmiştim size, geçişte. Hem şiir bölümleri vardır, duygu, hem de düz yazı bölümleri vardır. Hatırladınız mı? Hani halk hikayesi geçiş demiştim, halk hikayesi işte bu. Aşk Karaman'ın kolunu anonim halk edebiyatı türüdür, destan yanlıştır. Çünkü bu halk hikayesidir. Destan sadece manzumdur, şiir şeklindedir. Halk edebiyatı şairlerinin takma adlarına verilen isimin adı da tapşırmadır. Buna da divan edebiyatta mahlas denmiştir. Evet, geldik. Hakkında bilgi verilen fıkra tipi aşağıdakilerden hangisidir? Fıkra tipleri vardır. Örnek veriyoruz.
Bunlar önemlidir bazılar. Bir, Bekri Mustafa. Bekri Mustafa içki konulu fıkralar. Döncü Murat'ın içki yasana karşı içki ve meyhane konulu fıkralar ona aittir. Bekri Mustafa yaş olduğu için değil. Sadece dördüncü Murat'ın içki yasana tepki vermek için çıkıyor. Tamam mı? İncirli Çavuş vardır. Bak ben bileceklerini söyleyeyim. Saray ve çevresini anlatan fıkralar. Sarayın ve çevresini eleştiren fıkralar İncirli Çavuş'tur. Bununla birlikte müfredatta bilmeniz istediğim bir de Bektaşi vardır. Bektaşi dini inançlarla teklifsizce alaycı bir fıkradır. Lakin bunlar Bektaş ile alay ettiği için falan değil. Sadece bunlar artık ben Allah'a ulaştım, artık Allah'la ben bir oldum, sen de benimle konuşurum tarzındaki yapılardan dolayı. Yani art bir niyet yok. Bakın 4. Murat zamanında yaşadığı tahmin edilir 4. Murat. Yakın çevresi Agop meyhanecilerdir. 4. Murat'ın içki ve tütün yasağına karşı ortaya çıkmıştır. Fıkraları da içkiye düşkün biri olarak tanıtsa da aslında yasaklara karşı bir tiptir. E o zaman Bekri Mustafa Adana'dır. Bakalım yukarıdaki şiir hangi anonim halk edebiyat türüne ait olabilir? Akar senin suların kazılıkta, akar iken akmaz olsun. Allah belanı versin der gibi. Biter senin otların kazılıkta, biter iken bitmez olsun. Kaçar senin geyiklerin kazılıkta, kaçar iken kaçmaz olsun, taşa dönsün. Arkadaşlar resmen yergi var. Ve alkış duadır. Güzel şeyler. Alkış. Kalkış bedduadır. O da yerer. E burada beddua oldu aşikardır. O zaman denizde. Bunların da anlamlarını bilelim. Metnin sonunda gökten üç elma düşer. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine gibi kalıplaşmış sözler. Evet. Varsa bu bir masaldır. Masalın ilk bölümünde, ortasında, asıl bölümünde ve son bölümünde değişik kalıplaşmış sözler karşımıza çıkar. Anlaştık mı? Mesela nasıldır? Bir giriş kalıplaşmış sözler. Bir varmış, bir yokmuş. Oğul arasına demiş ki, ana kaç kocaya vardı? Ya da evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer teller iken, pireler berber iken. Ortasında kalıplaşmış sözler vardır. Konarak, göçerek, lale sümbül biçerek der, bir bakarsın başka bir ülkeye gitmiş. Bir de sonunda. Gökten üç elma düşmüş, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bu bir masaldır. Anlaştık mı? Destanı biliyorsunuz, olağanüstü olaylar anlatır. Dörtlükler halindedir, manzumdur. Fıkradan biraz önce bahsettik, bir de mit vardır. Mit ile efsane birbirine yakın unsurlardır. Mit. Olağanüstü, çok çok eski, tanrılardan falan bahseder. Efsane, olağanüstü, eskidir, çok eski değildir. Ve mitle efsaneye gerçekmiş gibi inanılır. Ama masal olağanüstüdür, inanılmaz. Benim kız bile inanmıyor. Ben masal anlattığım zaman baba sen saçma mısın diyor. Ve o yüzden inanmıyor. Gördünüz mü? Ve efsaneler kısadır. Herkes anlatabilir. Masallar uzundur. Ve masalları Türklerde kadınlar anlatmıştır. Masal anlatan kadınlara masal anası, masal annesi, hekveci ve oğulcum gibi isimler verilir. Geldik. Yukarıdaki parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? İkbara yaz derler. Şirin söze naz derler. Kime derdim söylesem bu ders sana az derler. Kendin ettin kendine, yanı yana gez derler. Şimdi bakın. Kahve şeması A, X, A'ymış. Sonradan X, A daha eklenmiş. O zaman burası bir maniymiş. Maniye ekleme yapılmış. O zaman bu maniye ne mani derler? Artık mani. Kesik mani genelde başı kesiktir. Başı kısadır. Yine kahve şeması değişmez. A, X, A'dır. Ama başı kesiktir. Ve en önemli yanı kesik manide cinaslı uyak
kullanmasıdır. Bunu da bahsetmiş olduk. Ninni. Ninni Anadolu'da Balu Balu adıyla yıllarca anılmış çocukları uyutmak için söylenir. Karşılıklı mani, iki kişinin karşılıklı söylediği maniler. Mesela gelin kaynana gibi. Değil mi? Bunlardır. Edirne. Aşağıdaki Karagöz oyununun başlıca kişiler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. En azından bunlar tanımış olalım. Çelebi. Malı mülkü olan miras yedi bir tiptir. Bazı oyunlarda da kadınların sırtından geçinen keyif düşkünü bir zamparadır. Doğru. Tiryak. Afyon içi pineklemekle ömür geçiren, konuşmaların en can alıcı noktasında baş önüne düşüp uyuklamaya başlayan bir tiptir. Doğru. Beberuhi. Altı kulaçla kabile atanmış, ağzı kalabalık yay garacı, tafra satıcı bir çeşit mahalle aptaldır. Doğru. Tuzsuz Deli Bekir. Elinde bir kama, bir elinde şarap kabı ile perdeye gelen, nara atıp korkutan bir tiptir. Oyun sarpa sardığında ortaya çıkıp sorunu çözer. Doğru. Yahudi. Muhacir de denir. Türkü söyler sürekli. Pehlivan ya da arabacıdır. Pehlivan ünlüdür. Hep yenilidir. Şimdi bak. Ülkemizde pehlivan güreşleri, yağlı güreşler nerede yapılıyor? Kırkpınar. Kırkpınar nerede? Edirne'de. Demek güreş Rumeli'de meşhur. O zaman güreş ve pehlivanlık deyince Rumeli'lidir bu. Bu Yahudi hakkında değil, Rumeli hakkında bilgi verilmiştir. Cevap Edirne'dir. Kadir öğretmen, yani ben, sınıfta bir dram etkinliği yapacaktır. Grupların aşağıdaki oyunlardan seçmelerini ister. Meyhane, hamam, mahalle baskını, kanlı kavak, yalova sefası, kanlı ligar. Öğrencilerin aşağıdaki tiplerden seçmelerini ister. Matiz, Zenne, Çelebi, Kayserili, Külhan Bey. Kadir öğretmen genellikle Ramazan gecelerinde oynanan hangi oyunu sergilemek istemektedir? Karagöz'dür bu. Gölge oyunudur. Genelde Ramazan aylarındadır. Ve tek kişidir. Bir perde vardır. Ve arkasında ışıklandırma vardır. Ve gölgelerle bir kişinin oynatmasına dayalı oyundur. Bu oyun Karagöz oyunudur. Bunu unutmayın. Karagöz oyunu genelde Ramazan'da oynanır. Ve bu yüzden 28'dir. İlk günle son gün çık. Arada 28. Genelde Ramazan'da mandıra oyunuyla başlanır. Ramazan biterken, Ramazan gitti meyhaneye gidelim mi diyorlar artık nedir? Meyhane oyunuyla biter. Yani bir karagöz oynatıcısının, karagözün o elle kukla tarzı şeyler vardır arkadaşlar, kesilmiş. Evet, onları bir kişi oynatır. Ve bu oynatan kişiye hayalibaz, usta, hayazlı adları verilir. Yani karagöz oyunun ta kendisidir. Evet. Geldik. Orta oyununda erkek seyircilerin oturduğu bölüm. Şimdi arkadaşlar, orta oyunu şöyle bir yerde oynanır. Ve bu oynandığı yere meydan adı verilir. Ve orta oyununda erkeklerin oturduğu bölüm vardır. Orta oyunda kadınların oturduğu bölüm vardır. Burada kadın, burada erkek vardır. Ve erkeklerin oturduğu bölüme mevki denir. Kadınların oturduğu bölüm gizli olduğu için biraz da kafese verilir. O zaman erkeklerin oturduğu bölüm mevki, kadınların oturduğu bölüm kafes. O zaman kafes ve mevki gitti. Kazıklara çekilen iplerle seyirci kısmını oyun kısmı ayıran bölüm. Yani millet aşağı atlamasın diye bu ayıran bölüme parmaklık adı verilir. Parmaklık da gitti. Ve oyuncuların girip çıktığı yere de ne adı verilir arkadaşlar? Kapı adı verilir. O zaman meydanla bahsetmemiş oyunun oynandığı yer kol meydanı ya da meydan olarak ne yapılır arkadaşlar? Anılır. Bunu da ne yapmayalım istiyorum arkadaşlar? Unutmayalım. Ve burada arkadaşlar dükkan denen bir tezgah vardır. Genelde burası da orta oyununda arkadaşlar. Orta oyunun baş kişileri bu arada. Kavuklu ve Pişekar'dır. Baş kişiler bunlardır. Ve genelde Kavuklu'nun iş yeridir.
Ve yeni dünya diye bir paravan vardır. Hamam evi olarak kullanılır. Yani dükkan diye iş yeri olarak kullanılan bir yer. Bir de paravan vardır hani seçimlerde falan oy kullanılan yer gibi. Bunun adı da yeni dünyadır. Ve Kavuklu burada oyunun baş komiğidir. Pişekar oyunun başatan ve bitiren bir nevi yönetmenidir. Ve Kavuklu cahil olduğu için Karagöz'ü andırır. KK'den aklına gelsin. Pişekar da okumuş kişi olduğu için Hacivat'a benzetilir. Geldik. Yukarıdaki numaralanmış bölümleri aşağıdaki tabloya doğru yerleştirmesi hangisidir? Bakın arkadaşlar. Karagöz oyununda da yine arkadaşlar orta oyununda da oyun aynı bölümlerden oluşur. 1. Başlangıç. Mukaddime de denir. Burada orta oyunda mukaddime giriştir. Girişte ne yapılır? Zurnanın çaldığı pişeker havasıyla oyuna gelen pişeker izleyicileri selamlar ve oynanacak oyunun adını verir. Ve oyunu kim başlatıyor demiştik yönetmen? Pişeker. O zaman bu 2 numaradır. Güzel. Muhavere. Burada atışmadır. Hala ana bölüme girilmez. Atışılır. Karagöz ve Hacivat'ta da vardır. Burada da Pişeker ve Kavuklu birbirine ne yapar biliyor musunuz? Söz üstünlüğü sağlamaya çalışır. Ve genellikle 2 bölümden oluşur. 1. Arz var. Atıştıkları bölüm. 2. Tekerleme. Ve atışırlar. Bak. Kavuklu zurna Kavuklu havası çalar. Kavuklu ortaya gelir. Pişeker'le konuşmaya başlar. Kavuklu başından geçen olağanüstü bir şey anlatır. Pişeker bunu gerçekmiş gibi dinler. Ardından söz oyunu atışma. Kritik kelime bu. O zaman bu da 4'tür. Sonra fasıl. Fasıl ana olayın anlatıldığı nedir? Bölümdür. Burada asıl olayın canlandırdığı bölümdür. Bitti. Asıl olay fasılda canlandırılır. Ve bu bölümde konuya göre adlandırılır. Kağıthane safhası ya da kızlar ağası gibi. Bir de arkadaşlar bitiş vardır. Pişeker Kavuklu son konuşmasını yapar ve bir sonraki oyunun nerede olacağını Pişeker söyler. Oyunu Pişeker başladı ve Pişeker ne yaptı? Bitirdi. O zaman cevabımız hangi şıktır? Edirne'dir. Geldik. Anonim halk edebiyatı, nazım biçimleri ve türleri şeması. Manzum, şiir demektir. Mensur, düz yazı demektir. Bakalım. Tabloda kavramlardan hangilerinin yeri değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Mani şiirdir. Ninni şiir şeklindedir. Tekerleme şiir şeklindedir. Ağız şiir şeklindedir. Masal şiir şeklindedir. Masal gidecek. Mensur düz yazı. Efsane düz yazı. Fıkra düz yazı. Atasözü düz yazı. Deyim düz yazı. Ama türkü düz yazı değildir. O zaman masalla türkünün yerini değiştirin. Cevap nedir? Ceyhan olarak rahatlıkla ne yapar? Çıkar. Anlaştık. Şimdi aşık tarzı halk edebiyatı ama üniteyi değiştirmeden ben bir mola vereyim istedim. O zaman diğer videomuzda aşık tarzı halk edebiyatıyla devam edelim. Görüşmek üzere.